Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba. Ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Dünyanın neresinde olursanız olun. Bugün pazar. Hepinize hayırlı pazarlar, hayırlı günler diliyorum. İnşallah sıhhatınız iyidir, keyfiniz iyidir. Çalışanlara tabii ki hayırlı işler, bol kazançlar. Bugün pazar, her şey yavaş yavaş oluyor. Yalnız Murat Bozdoğan yine erken kalktı. Gerçekten arkadaşlar sabahtan beri e, bir şeylerle uğraşıyorum. Evin işi, YouTube işi, e, yok banka işi, ay sonu geldi ödemeler yapılması lazım. Araba gidip yıkadım, araba videosu çektim. Gerçekten sabahtan beri e, koşturuyorum. Şükür biraz evvel öğlen yemeğini de yedik, karnımızı da doyurduk buna şükür daha ne olsun ki. Bu videomda arkadaşlar size yorumları okuyacağım çok güzel yorumlar geldi, biraz kendimden bahsedeceğim ne, ne neler yapıyoruz nasıl yaşıyoruz buralara nasıl geldik bunları biraz açıklayacağım size yeni aboneler geldi her gün yeni aboneler geliyorlar hoş geldiler sefa getirdiler teşekkür ederim abone olduğunuz için. Abone olmayan arkadaşlar siz de abone olursanız bana destek olursanız YouTube beni daha da fazla ilerlere atar. Sesimizi daha da ilerlere dünyanın her yerine e, duydururuz. Biliyorsunuz ki e, iki hafta kalmadı. iki hafta sonra kısmet olursa pazar günü Türkiye'de olacağım. E, gelecek cuma değil öbür cumaya yola çıkıyorum canlı yayın yaparak. Türkiye'ye gideceğim sıla yolundan size bilgiler haberler vereceğim, görüntüler e, göstereceğim. canlı yayından gideceğim. E, katılın, katılın, bakın, siz de görün. bakalım yolculuk nasıl geçecek. Arkadaşlar, e, fazla uzatmadan hemen yorumlara geliyorum. E, BG bir videoya böyle vermiş. Eski mekan videosu. Selamlar Murat, iyi günler rüzgar yazmış. E, BG bir daha böyle e, BG yazdığına göre inş, e, sanırım Abone Bulgaristan'dan yazıyor. Dede Aslan yazmış. Murat abi Mercedes GLC 350d iyi bulabilirsen bir incele selamlar. Şahin sizin sigortacınız. Almanya'dan kendisi Şahin kardeşim ilk beğeni benden yazmış. Herhangi bir sigorta işiniz varsa Şahin sizin sigortacınız. Ondan e, iletişime geçebilirsiniz. Emrullah Sufi Aksu çok ince bir düşünce ve güzel bir paylaşım. Dün anıma sürpriz yaptım. Akşam yemeğini hazırladım ona biraz sonra gene geleceğim. Traveler 960. İyi yolculuklar. Bu arada meslek neydi Murat Bey kardeşim? Bölgede büyük fırtına varmış sanırım. bizim burada fırtına yok. Rüzgar var, rüzgar var doğru ama fırtına yok, fırtına gelebilir. Yarın pazartesi salı kar gösteriyor. Dağ, dağ taraflarına bir metre kar yağacakmış. Buraya da kar gelebilir yarın öbür gün. Ama bakalım göreceğiz nasıl kısmet. Mesleğim de abi ben benim kendi mesleğim kalefercilik. Kalefercilik'in okununu okudum 3,5 sene. Ondan sonra 3 sene falan o meslekte çalıştım. Ondan sonra su saatleri, kalefer saatleri üzerine çok uzun zaman çalıştım teknisyenlik olarak ve çeşit türlü kurslar gördüm. Elektrik üzerine, bilgisayar üzerine filan fincan. Şimdiki yaptığım iş teknisyenlik işi yapıyorum. Bu işi 9 sene oldu yapalı. Ee, yangın üzerine, duman üzerine, su üzerine sistemlerimiz var. Ee, şirketimiz bunları satıyor, montajını yapıyor. Ben de senelik kontrolünü yapıyorum. Ama ana mesleğim kalefercilik, kaynakçılık. İnşaatta yani. Benstown05. Selamünaleyküm abim. Süper bir video olmuş. Stuttgart'tan selamlar. Stuttgart'a da selamlar. Dün canlı yayında e, bu konuyu konuştuk. Stuttgart deyince aklıma geldi. E, yaz aylarında güzel bir günde, hava sıcak bir günde e, inşallah o Stuttgart etrafında bir yerde de buluşma yapacağız. Ben geleceğim. Mehmet Asır gelecek Hüseyin abi gelecek oraya yakın olanlar şimdi kimseyi unutmayayım oraya yakın olanlar gelecek yani ama biz üçümüz geleceğiz Bilge Demirtaş Bilge Hanım İstanbul'dan yazıyor kendisi bravo Murat Bey görselikle çok önemli bir mum falan yaksaydınız daha hoş romantik bir ortam olurdu. Eşiniz de size afiyet olsun yanılmıyorsam şömineniz vardı. Şöminenin önünde oturup kahve içmek de harika olur. İyi hafta sonları selamlar. Bilge buradan da selamlar. Ee, e, dün e, orasını çekmedim. Dün yemeği hazırlarken şöyle bir kısa video yaptım. Tabi bu video daha da uzun olabilir. Hatta bir... E, Abone e, abimdi galiba. Abone abim pilav filan yaparsın e, yazmış. Bir dahakine de pilav yaparım. Pilav pilavın zaten ustasıyım. Pilavım gerçekten e, lezzetli oluyor. E, muma filan gelince de e, videoyu kapattıktan sonra mum da yaktım. Güzel bir dekorasyon yaptım. Yani gözde yeme e, bizimle beraber yediği için sırf ağzımızla yiyemiyoruz. Göze de tabii göz gözde bir görmesi lazım insan yani bir bir sevinmesi lazım görünce. Ya Güzel bir e, hazırlık yaptım, hanımın çok hoşuna gitti, çok e, lezzetliydi. Ondan sonra tabii ki tele, televizyon keyfi, televizyon keyfinden sonra da biz ihtiyarlar erken yattık, erken kalktık. İşte bugün pazar. Fatma Hanım yazıyor, e, Hamburg'dan afiyet olsun, ellerinize sağlık, eşinize destek olmanız çok güzel, saygılar Hamburg. Tabii. Ee, İsviçre'de zaten öyle. hanımlar da benim hanım da çalıştığı için, full çalıştığı için e, ben de ona destek oluyorum. O bana destek, ben ona destek. Hayatımızı böyle işte geçiriyoruz. Robin Hood. Hayat hikayeniz etkileyici gerçekten. Ben kimin... Aa, şu videoyu yapmış, bakmış. Ben kimin buralara nasıl geldim? Ee, o videomda e, anlatıyorum yani ben Almanya'da doğdum, Türkiye'de yaşamışlığım var, buraya geldim, hiç Almanca bilmiyordum. Burada okula gittim, Almanca öğrenmem lazımdı, e, yüksek Almanca e, okulda konuşuluyor, dışarı mı İsviçre Almancası konuşuluyor. Yani bazı zorluklar çektim, yolum bayağı taşlıydı e, ama olsun e, her seferinde söylerim yani bilmemek ayıp değildir. Öğrenmemek ayıptır. Devamlı çaba gösterdik. Her konuda çaba gösterdik tabii ki. Buralara geldik şükür. Her sefer videolarımda da söylerim. Sıhhat çok mühimdir. Beni çoktan beri tanıyanlar bilir. Ben kanser geçirdim. Bundan kaç sene evvelsi... 15 sene oluyor, 16 sene oluyor. Akciğer kanseri geçirdim ben. Beni çoktan beri seyredenler bilir. Biraz yürüdüğüm zaman video çekerken nefes almam değişiyor. O akciğer az olduğu için. Benim akciğerin tam söyleyemiyor doktorlar ama %35'ini falan aldılar yani. Çünkü bir bölgesinde kanser vardı, büyük bir tümör vardı. Evet. Onu oradan kesip aldılar ve e, kemoterapi yaptım 3 kere saçlarım filan döküldü. Onun için sıhhat en mühüm. E, buralara kadar geldik sıhhatım şükür iyi en mühimi zaten o buralara kadar geldik bazı bir şeyler başardık. E, YouTube sağ olsun sesimizi azıcık e, Avrupa'ya, Türkiye'ye, dünyaya duyurabildik. Çok güzel bir hobi benim hoşuma gidiyor. Onun için gerçekten seviniyorum. Aile büyüdükçe gerçekten ben de gurur duyuyorum. Dün canlı yayın yaptıktan sonra bayağı bir düşündüm yani. Kendi kendime Murat dedim yani gerçekten güzel bir şey. Çok iyi arkadaşlar kazandım. Çok iyi Abiler e, tanımış oldum, ablalar tanımış oldum. Türkiye'den olsun, Almanya'dan olsun, YouTube arkadaşlarım oldu birden. Onlar bana yardımcı oluyor, ben onlara yardımcı oluyorum. Yani çok altın insanlarla, şeker insanlarla tanıştım. Türkiye'den e, insanlarla tanıştım. İnşallah gidince görüşeceğiz. Şimdi isim isim hepsini saymayayım ama e, kendileri bilirler kimi, kimi demek istediğim. Yani güzel güzel bir hobi. Buralara kadar geldik. Mustafa Mete afiyet olsun size güzel yayın oldu bugün herkese teşekkürler. Mustafa Mete de Münih'ten benden bir yaş küçük ama birbirimize abi yok değil mi Mustafa abi yok. Murat da yeter. BG gene böyle yapmış. ZZ bu da yeni ZZ. Zürich'ten herhalde o da bir like veriyor. Yakup Arzumanov bu arkadaş galiba Afganistan'dan yazıyor abi gelecek sefer daha köy için arabaları gösterebilir misin gösterebilirim tabi öyle arabalar da var burada onun da bir çekimini yapabilirim hatta havalar azıcık ısınsın e, kamp arabaları e, çekmeyi düşünüyorum öyle bir videoda gelecek e, karavan kamp arabası deyince e, burada bir e, abi'miz var Türk kendisi o işi yapıyor. Ee, beni de çağırdı gel dedi kahvemi iç dedi ve oraya gitmişken tabi oradan da e, video çekimi yapmayı düşünüyorum müsaade verirse. Ee, Hasan Aplak konumuz nedir abi ekonomi dolar sıla yolu 2000'i merakla bekliyorum. O dünkü canlı yayını söylüyor galiba Hasan kardeşimiz. Ee, o, video, o canlı yayın bitti Hasan bakabilirsin. Şimdi de bakabilirsin tabii ki video açık. Kenan Yılmaz kardeşim yazmış Selam Murat abi iyi çekimler sağlıcakla kalın iyi akşamlar Sana da buradan selamlar hayırlı günler hayırlı pazarlar olsun Arkadaşlar bunlar Şimdi dün akşamdan beri gelen yorumlar Görüyorsunuz devamlı peşindeyim sırf ben değil bütün YouTube'cılar Yorumları okuyoruz elimizden geldiği kadar cevap veriyoruz Yalnız ee, kusura bakmayın, hepsine teker teker cevap veremiyorum artık. Onun için bir like veriyorum, bir kalp veriyorum, ama hepsini e, okuyorum. E, eskiden hepsine yazıyordum, yazıyordum, ama gerçekten çok 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 zaman alıyor. Artık yetiştiremiyorum. Bazı şeyleri yetiştiremiyorum. Onun için yorumları aceleden okuyup, e, okuyup, içinde herhangi bir istek varsa filan, bakın buraya not ediyorum elimden geldiği kadar tabii o istenen videoları e, sizlere e, çekmeye bakıyorum ve gördünüz şimdi gene birkaç tane istek geldi tabii elimden geldiği kadar e, bu videoları çekmeye çalışıyorum arkadaşlar dünkü canlı yayın gerçekten çok güzel geçti bakanlar çok beğendi e, siz seyretmediyseniz sonradan seyredebilirsiniz bana yorumlarda yazabilirsiniz böyle canlı yayın ister misiniz yalnız ben Şimdi mesela Cuma akşam Mehmet Asır kardeşim canlı yayın yapıyor. Ben genelde öğlen saatlerinde yapıyorum. Ben akşamları beni tanıyanlar bilir. Ben tavuklarla beraber yatmaya giden adamım. Neden? Vücut artık alışmış. Devamlı her gün 5'te kalktığım için, iş için vücut alışmış. Saat 8-8.30 oldu mu benim kapaklar kapanmaya başlıyor. Uyku geliyor. Yani enerjim kalmıyor. Gerçekten enerjim kalmıyor. Onun için... Size şöyle bir e, teklifte bulunabilirim. Cumartesi günleri olabilir veya pazar günleri olabilir öğlen vakitlerinde. Ama tabii ki pazar günleri de e, aile hayatımız olduğu için özel olduğu için şimdi biraz evvel hanım gene dedi Şubat'ın filancasında oraya davetliyiz. Mart'ın filancasında buraya davetliyiz. Bazen de bizim misafirimiz oluyor. Onun için bana sorarsanız Cumartesi en uygun bir gün. Siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl olabilir? Siz de bana bu konuda yorum yazarsanız tabii ki ben de sizin fikrinizi öğrenmiş olurum. Elimden geldiği kadar bir orta bulalım. Bulalım. İsterseniz haftada böyle bir gün canlı yayın yapabiliriz. Konu açık olur. Konu açık olur. Siz gelirsiniz, yorumlarda yazarsınız. Ondan sonra o yorumlara cevap vererek güzel bir muhabbet e, yapmak isterim tabii ki. Dün de mesela bazı sorular geldi. Ozuna cevap verdik. Bir konu konuyu açtı filan fincan. Çok değerli misafirlerim vardı. E, Hüseyin abi vardı. Mehmet Asır vardı. E, hepsini saymayayım şimdi. E, çok çok çok. Yani bu Hüseyin abiyle Mehmet Asir neden söylüyorum? onları tanıdığınız için, ikisini tanıdığınız için neden? Geçen de Sıla yoluna gittiler, geldiler. Mehmet Asir'in kanalında canlı yayın videolarına bakabilirsiniz. Ve şimdi geri geldi ve Sıla yolunun videosunu hazırlıyor. Yani e, kısaltılmış bir şekilde videosunu hazırlıyor. Hem gidiş hem dönüş. Ona da oradan bakabilirsiniz. Sıla yoluna gelince de bileceğiniz en mühim e, konu şimdi şu. Sırf tek bir Yunanistan test istiyor. İsterseniz sertifika olsun olmasın, aşınız olsun olmasın. Test mecbur yapmanız lazım PCR testi. Öbür ülkeler şu anda istemiyor. Transit istemiyor, Türkiye istemiyor. Şimdilik istemiyor ama haftaya ne olur bunu bilmiyoruz. Onun için siz de takipte bulunun lütfen. E, abone olun. Herhangi bir yenilik çıkarsa şimdi... Perşembe günü bir yenilik çıkarsa ben en geç cuma günü onu size video ile bildiririm. Ve e, biraz evvel söylediğim gibi bu cuma değil öbür cuma 11'inde Şubat'ın 11'inde işten sonra Allah nasip kısmet ederse buradan yola Türkiye'ye arabayla gideceğim. Nereden gideceğim? İsviçre, Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye gelirken de Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, İsviçre. Martta da bir daha gitmeyi düşünüyorum. Martın sonunda o seferde İtalya'dan gideceğim. E, geri dönmem belki Hırvatistan, Slovenya olur, belki Macaristan olur. Daha onlar açık. Ondan sonraki planlar arkadaşlar bir kere de Mayıs'ta gitmeyi düşünüyorum. Ama her şey nasip kısmet yani çalışıyorum. Şirketten bir şey çıkabilir, ailece bir şey olabilir. Bazen biliyorsunuz. Ee, evdeki hesap, hesap çarşıya uymuyor. Bu da böyle. Onun için dikkatli söylüyorum yani planlarda var inşallah e, olur Uygulama, uygulayabiliriz hepsini bütün planları uygulayabiliriz. Arkadaşlar gene çok tantana ettim 15 dakikayı geçti. İnşallah videom hoşunuza gitmiştir. Bana bir like verirseniz tabii ki abone olursanız ben de sevinirim, gurur duyarım. En sonunda ne diyorum? Sıhhat sıhhat en mühim. Saatli kalın benimle kalın hoşça kalın Murat